Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün Almanya'nın Türkiye'nin eline su dökemeyeceği 5 maddeyi açıklayacağım. Bu 5 madde tamamen benim kendi görüşüm, kendi düşüncemdir. Buna katılan olabilir, katılmayan olabilir. Herkesin kendi düşüncesidir. Saygı duyuyorum. Fakat benim düşüncem bu şekildedir. Ortalama 5 madde yaptım ben. Benim aklıma gelen 5 maddeyi yazdım bir kağıda. Şimdi onları size tek tek anlatacağım. Bu arada evin bahçesine indim. Dedim biraz değişiklik olsun. Hep benim suratımı görünceye kadar biraz bahçede işte yeşillik görün. Balıkları görün. Şöyle biraz kaldırırsam etrafı görün. Gibi düşündüm. Evet, fazla uzatmadan konuyu ilk maddemize geçelim. Tekrar belirtiyorum. Benim düşünceme göre Türkiye'de sebze ve meyve yetiştiriciliği arkadaşlar gerçekten mükemmel. Almanya bu konuda Türkiye'nin eline hiçbir şekilde su dökemez. Yani Türkiye'de yetişen sebzenin ve meyvenin tadı çok daha iyi Almanya'ya üretilene nazaran. Zaten Almanya Türkiye kadar meyve ve sebze üretemeyeceği için daha fazla bu konu üzerine konuşmaya bence gerek yok. Bir diğer konu ise Türkiye'nin iklimi. Türkiye iklim bakımından arkadaşlar süper. Yazı yaz, kışı kış, işte bahar bahar, sonbaharı sonbahar. Şimdi Almanya'da yaz diyoruz. Bir bakıyoruz güldür güldür yağmur yağıyor. Ne bileyim soğuk yapıyor. İşte gece dışarı ceketsiz çıkılmıyor vesaire. Onun için Almanya'nın yazı mesela hiç güzel değil diyebilirim. Türkiye'ye kıyas, Türkiye'ye oranla. Bu bakımdan Türkiye Almanya'ya 10 çeker. Hiçbir şekilde Almanya Türkiye ile bu konuda yarışamaz. Geldik 3. maddemize. Türkiye konum itibariyle deniz ve deniz ürünlerinde başı çekiyor. Almanya'da da deniz var. Fakat Almanya'da ki deniz arkadaşlar Almanya'nın her yerine yetmiyor mu diyelim? Ya da Almanya'nın belli bölgelerinde balık var, belli bölgelerinde balık yok. Yani bu balık yoktan kastım taze balık veya da ürün çeşitliliği diye adlandırabilirim. Türkiye'de mesela benim yaşadığım şehir İzmir direkt denizin dibinde tamam. Aşırı miktarda bir balığımız var, balık çeşitliliğimiz var. Almanlar balıkları bilmiyorlar mesela. Yani çok belli başlı balıkları biliyorlar. Balık ürünü yok mu? Evet var. Ama dondurulmuş genellikle. Taze ürünler de var ama yani Türkiye ile yarışamayacak düzeyde. Peki geldik 4. maddemize. 4. maddemiz ne olabilir? Evet fazla bekletmeyeyim hemen söyleyeyim. Türk insanı arkadaşlar. Türk insanının duygusallığı Almanlarda yok. Almanlar daha çok duygularıyla değil de kafalarıyla düşünüyorlar diyelim. Bizim kadar duygusal değiller. İşte öyle ya acımıyorlar diyeyim. Ya da ya duygusal davranmıyorlar bizim gibi. Hani ya o çocuk düştü ya da şu şöyle acaba ben bunu böyle yapsam böyle mi olur? Yerine kafalarını kullanarak hareket ediyorlar. Yani bize göre taş kalpli insanlar. Bu maddenin devamı olarak misafirperverlik geliyor arkadaşlar. Almanlar bizim kadar misafirperver değil. Ne bileyim, gittiğiniz zaman işte bir 10 dakika sizi kapıda da ağırlayabilirler. İçeride davet edebilirler. İkram da yapabilirler. İkram yapmayabilirler. Ama biz de gittiyseniz muhakkak eve davet ederler. İşte bir ne bileyim bir şey yedirip içirmeye çalışırlar. Almanların tamamında değil ama büyük bir kısmında misafirperverlik kısmı biraz zayıf kalıyor diyebilirim Türklere nazaran. Yok değil ama bir Türk'ün eline asla su dökemez bu konuda. Peki son maddemiz ne? Arkadaşlar yemek. Türklerdeki yemek kültürü sanıyorum ki hiçbir ülkede yoktur. Almanlarda hele hiçbir şekilde yok. Yani Almanların yemek kültürüne baktığın zaman mutfakta yapılan yemekleri saysak işte yani herhalde şehirden şehire tabii ki bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 5-10 taneyi geçmiyor arkadaşlar. Neredeyse bütün yemekler birbirinin kopyası. Sadece şeyi anlatsak yani Antep yöresinin yemeklerini anlatsak
yeter zaten. Onun dışında farklı bölgeler de var tabii ki. O bölgelerin yemekleri de var. Almanya hiçbir şekilde Türklerin yemekleriyle boy ölçüşemez. Bu konuda da Türkiye çok daha üstün Almanya'dan. Evet arkadaşlar, benim düşünüp bulduğum 5 üstün yanı Türkiye'nin bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.